buna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın açıklaması gelecek ekranlarınıza. Zira Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan haddini bildiririz sözlerine Ali Mahir Başarır'dan sert ama çok sert tonda bir mesaj geldi, bir yanıt geldi. Bulanık kafayla rahat rahat konuşup ayık kafayla pişman olan sen hadsiz adam kim oluyorsun diye sordum. İzleyelim. Semih Yalçın, genel başkanımızı tehdit etme gafletinde bulunmuş. Bulanık kafayla rahat rahat konuşup, ayık kafayla pişman olan sen, hadsiz adam. Sen kim oluyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını tehdit ediyorsun? Şunu bil, sen pespaye ucuz tehditlerle birilerini sindirdiğini düşünebilirsin. Sen bir azmettirici olabilirsin ama biz de 101 yıldır senin gibi ucuz, pespaye tehditlerde bulunanlarla mücadele ediyoruz. Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ağzına alırken bir değil bin kez düşüneceksin. O yüzden seni çok şey istediğimin farkındayım ama haddini bilmeye davet ediyorum. Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyin. Adını bile ağzına alırken bir değil bin kez düşün seni Yalçın. Ayrıntıları ekranlara getirdik. Devam edelim. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan yaz kararnamesinin ayrıntıları gelecek ekranlarınıza. Şimdi tabii öylesi gelişmeler yaşanıyor ki her bir gelişmeyi zamanlama açısından da değerlendirmek gerekiyor. Zira bu yeni atamalar ve görev yerleri açıklandığında biraz daha dikkatli bakıldığında ne ortaya çıktı derseniz Sinan Ateş cinayetini çözen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özel Bölge İdare Mahkemesi'ne düz savcı olarak atandı. Yani tenzili rütbe deniyor bunun adına. Biraz daha yakından bakalım Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun o yaz kararnamesine. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nca hakim ve savcıların yeni atamalar ve görev yerleri açıklandı. Buna göre adli yargıdan 4009 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK'nın yargı kararnamesinde Sinan Ateş soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili dikkat çeken atamalar yapıldı. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne düz savcı olarak atandı. Durdu Özer, Sinan Ateş cinayeti dosyasında Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı şüpheli olarak dosyaya kaydeden, dosyaya kritik bilirkişi raporunu kazandıran isimdi. Oralarda barındırmazlar. 24 milyon kilometre kare toprağımızda. Durdu Özer'le birlikte yine Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş dosyasında görev yapan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara'dan alınarak Diyarbakır Çınar Savcılığı'na atandı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da 42 yıl hapis cezası aldığı Kobani davasına bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Barış Karakurt, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesine neden olan kararına imza atan mahkeme üyesi Erhan Çavuşoğlu, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı. HSK, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlatmıştı. Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Birtan Şeker Zonguldak'a atandı. İzmir Adliyesi'nde bulunan dinlenme odasında cephaneliğini sergilediği fotoğraflarla gündem olan Oktay Tavur, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan alınarak tenzili rütbeyle Karşıyaka Hakimliği'ne atandı. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi hatırlayacaksınız yıllar önce Diyarbakır'da bir canlı yayın sırasında herkesin gözü önünde öldürülmüştü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde. O görüntüleri Türkiye hiç unutmadı, hafızalarımızdan hiç silinmedi. Aslında herkes her şeyi biliyordu ve bu cinayet aslında televizyondan da izleyenler düşünüldüğünde binlerce kişinin gözü önünde işlenmişti. Peki sonra ne oldu? Tahir Elçi'yi kim öldürdü? Bu soru yanıt bulmadı ve bu sorunun yanıtı da bulunamayacak. Zira davanın 3 sanık polis hakkında çıkan beraat kararı vardı ve o beraat kararlarına yönelik tepkiler geride bıraktığımız günde de devam etti. Yargı camiye kıyamdık kadın. Keşke sebebi olmadı.
Diyarbakır eski baro başkanı Tahir Elçi'nin basın toplantısı sırasında öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanan 3 polis hakkında beraat kararı verilmesi tepki çekti. Davayı takip eden CHP heyeti Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Barış istedi. Çatışma, silah, savaş buradan uzak olsun dedi. Tam bu cümlelerin ardında da buradan katledildi. Ve bir sürecin sonunda maalesef öldürüldü. O süreçte adım adım hazırlandı. Bunda siyasetin büyük ortaklığı var ve yargının büyük ortaklığı var. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cumhur Uzun cinayetin nasıl işlendiğini hatırlattı. Faillerin belli olduğunu söyledi. Bugünkü kararı bir kelimeyle ifade etmek istersem milyonların önünde işlenen gizli cinayet demek isterim. Nasıl olur da milyonların önünde işlenen bir cinayet gizli kalabilir? Tepkiler başkentte de devam etti. Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli davayı gündeme getirdi. Yargılanıyormuş gibi yapıldı ama gerçek bir yargılama yapılmadı ve bugün de adeta bu kirli elleri, karanlık elleri ödüllendirircesine beraat kararı verildi. Bugün Diyarbakır'da barışa bir kez daha kurşun sıkıldı. Bir barış elçisini katledenler bugün adeta ödüllendirildi, beraat ettiler. Aslında katilleri, arkasındakileri, bu ülkedeki bu adaletsiz düzeni besleyenleri çok iyi tanıyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tansa dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Tunç, bu ilk derecenin kararı, bunun istinafı, temyiz süreci var. Hep birlikte bu yargılama sürecini bekleyeceğiz dedi. Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Sur ilçesindeki dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yaparken bir anda ortalık karıştı. Tam da Elçi'nin açıklama yaptığı sırada o sokağa giren teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Elçi kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunla yaşamını yitirdi. Güpegündüz işlenen cinayetin ardından Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ama deliller toplanmadı. Olay yerinde 111 gün sonra inceleme yapıldı. Elçiyi öldüren mermi çekirdeği bulunamadı. Olay anına ilişkin görüntülerin ise kaybolduğu öne sürüldü.